Akşamüstü tembellik etmenin en iyi yanı tembellik etmektir. Ve şapşallık etmek tabii. Hey, yediklerine dikkat et Sofya. Evde tabak mı bitti? Ve enter. Ne? Aa, bu ne ya? Öf, klavyemin üstü hep kırıntı olmuş. Bella, biraz yardım etsene. Ne pasaklısın. Hiç bile, çok kötüsün. Hey, aslında şu slime'ı bir dakikalığına versene. Ulaşılması zor yerlerdeki kırıntıları temizlemek için üstlerine bunun gibi yapışkan bir şey koy. Yayıldıkça tüm kırıntıları içine çeker ve sana iş bırakmaz. Tamam olunca yapışkan şeyi kaldır ve tüm kırıntılar gitsin. Kıyıda köşede kırıntı kaldıysa yapışkan maddeyi üstüne koy ve kolayca topla. Hey, şurayı unutmuşsun. Evet, tam orası. Vay canına, garip ama seyretmesi de çok hoş değil mi? Sen ne yapıyorsun orada? Buyur slime'ını Bella. Hey, bu kırıntılarla kaplanmış. Ay, slime'ımı mahvetmişsin Sofya. Aa, Kate bir maymuna mı dönüyor? İnsan bu kadar muzu nasıl yiyebilir ki? Hala da yiyor, baksana. Hey Kate, ihtiyacın olan şeyleri aldım da geldim. Hayır. Lili şu muz kabuğuna basıp düşecek. Öf, hem de canı çok yanacak. Dikkat et Lili. Öf, işte. Oh, düştü valla. Hayır, kaktüsü koru. Kaktüs düştü. Lili de düştü. Kızım ya, ne kötü düştün öyle. İyi misin Lili? Korkuttun beni. Ay, kaktüs her yerime battı. Al şu muz kabuğunu, iyi gelir. Bununla ne yapmam gerekiyor ki? Oh, anladım. Kaktüsü almak için bunu eldiven gibi kullanabilirim. Bir kaktüsü saksısına geri koyman gerekiyorsa ellerini korumak için muz kabuğu kullan derim. Siz görürsünüz dikenler. Bak, eskisi gibi oldu. Bayıldım. Sarılabilsem sana sarılırdım mini kaktüsçük. Bu cipslere bayılıyorum ya. Ah, bitmişler bile. Atıştırmalık vakti bitti demek ki. Aman ya, çöp kutusu dolmuş da taşıyor. Birinin çöpü atması lazım. Of. Ama neden sürekli bu işi ben yapıyorum? Baksana, her yerde çöp var. Bu arada ne kadar çok cips yiyormuşuz ya. Bu pek işe yaramadı. Çöpü atacağım tamam da hava çok soğuk. O yüzden ceketimi, şapkamı ve eldivenlerimi falan takmam lazım. Ama çok üşeniyorum. Belki de başka bir yol bulabilirim. Ve tek ihtiyacım olan şey şu minik arkadaşmış meğer. Plastik poşeti ters çevrilmiş bir masanın ayaklarına ger. Bu sayede çöpü atma işini biraz daha erteleyebilirsin. Evet, güzel güzel rahatlarken bir lavabo dolusu bulaşık görmek çok keyfinizi kaçırabilir. Of ya, bulaşıkları ne diye dün yıkamadım ki? Şimdi halledeyim bari. Amma da çok vakit harcıyor bu iş ya. Ama ritmini yakaladığın an bulaşıkları çok daha hızlı yıkamaya başlarsın. Evet bayanlar baylar, son tabağımıza geldik. Amma uğraştırdı ha. Karnım acıkmış. Hey, ben ne yapıyorum ya? Daha az önce bir daha bulaşık yıkadım. Başka bir tabak kirletmek istemiyorum. Tabak kullanman lazımsa ama bulaşık çıkartmak istemiyorsan şimdiki tüyomuza bayılacaksın. Tabağı kullanmadan önce üstünü streç filmle kapla. Ve ne yemek istiyorsan tabağına böylece dökebilirsin. Ay, bu makarna şahane duruyor, öyle değil mi? Sonra da yemeğini dilediğin gibi ye ve tabağın temiz kalsın. İşin bitince streç filmi çöpe at ve tabağını da yerine yerleştir. Bulaşık yıkamaya kıyasla çok daha zahmetsiz olmadı mı bu? Tamamdır tabak, seni de buraya koyalım. Sabah demek yumurta yemek demektir. Justin yumurtalarını iki tarafı da pişmiş seviyor. Biraz da tuz atalım. Ah, oldu valla. Şimdi bunu çevirmek için doğru mutfak aletine ihtiyacım var. Wow, burada aradığını nasıl bulabiliyorsun Justin? O kadar karışık ki. Hiçbir işini zamanında yapamazsın resmen. Aha, sanırım bu işe yarayacak. Denemeden bilemem. Yumurtalarım. Öf ya, biraz fazla pişmişler sanki, ne dersin? Of, yeniden yapmam gerekecek şimdi. Hey, çöpte ne var? Şunu elimden bırakayım da orada neler oluyor bir bakayım en iyisi. Vay Allah, bunu kim atmış ki? Ama belki de bunu hala kullanabilirim. Bu akıllı tiyoyla eski bir dosyayı tekrar kullanabilirsin. İhtiyacın olan tek şey o üçlü metal aksam. Sıcak silikonu bu aksam uzunluğunda sık. Silikon kurumadan eline al. İstediğin bir dolabın kapağının içine yapıştır. 3 halkada açık olacak şekilde bırak ki istediğin mutfak gereçlerini buralara asabilesin. Böyle akıllıca fikirler hayatı gerçekten kolaylaştırıyor, öyle değil mi? Eline sağlık Justin. Oh, hey Sofia. Merhaba. Öf ya, bu kalemin boyaları her yere bulaşmış. Bir dahaki ders için biraz kağıda ihtiyacım olacak. Defteriniz mi boyandı? Merak etmeyin, nasıl düzeltebileceğinizi biliyorum. Şöyle ki, elimden iş gelir. Belki de Justin Sofia'dan yaratıcılık tiyoları alabilir. Ya da almasın mı? Bir saniye, bu problemin bir daha yaşanmaması için ne yapacağımı biliyorum. Kendi dolap içi kalemliğini yapmak için boş bir kağıt kutu kullanabilirsin. Önce bu şekilde eğimli kes ve sonra kağıtla kapla. Karmaşık bir problemi kolayca çözmeni sağladı bak. Ama bitirmeden önce arka tarafına birkaç mıknatıs tuttur ki dolabına asabilesin. Bunu da en kolay yine sıcak silikonla yapabilirsin. Şahane! Artık kalemlerin eşyalarına bulaşmayacak. Fıstık ezmeli kumandanın yanına reçel de var mı? Oh, olamaz, çok kötü. Şurada ıslak mendil var mı? İşe yaramaz. Onu da ne zaman koymuştum buraya? Aslında iyi ki koymuşum. Bu sorunumu çözebilir. Kumandanın fıstık ezmesinden korunmak için streç filmi alıp dörtgen bir parça kes. Şimdi de şunu sar bakalım. Üzerine biraz sıcak hava tut ki streç film tuşların arasına yerleşsin. Böylece bir daha ellerin pizzalıyken uzaktan kumandayı pizza sosuna bulamazsın. Hey, endişelenme bak, temizledim gitti. Anlaşılan bugün Sofia'nın da çamaşır günü. Hey, ne yaptığımı göremiyorum. Ay, ah hayır, deterjan. Ay, bunca şeyi nasıl temizleyeceğim şimdi? Bu kağıt havlular işimi halleder. Sifonla gideceklerinden emin misin Sofia? Olamaz, taşacak. Yo. Bunları nasıl temizleyeceğim? Hemen bir yol bulmalıyım. Tuvaletin oyunbazanlık ediyorsa onu streç filmle tamamen kaplamayı dene. İyice katman katman sar. Sifonu çektiğinde streç film katmanına bastır. Bu vakum etkisi yaratacak. Bir dakika sonra gidip streç filmi çıkar. Evet, işe yaradı. Ya işte, temizlik işini 3 hafta ertelersen böyle olur Vicky. Neyse, katlamaya başla bari. Aman Vicky. Bir tişörtü katlamam bu kadar mı sürdü? Bu yavaşlıkta yeni yıla anca biter. Yeni ayakkabılarım nihayet geldi. Vay, iyi tutuş. Hey, bir dakika. Hiç giysilerini katlamak için bir kutu kullandın mı? Tişörtü düzlediğin kutunun üstüne önü yukarı gelecek şekilde koy. Yanları içe katla, sonra alt kısmı yukarıya. Üstünü unutma. Bayağı kolay oldu ha? Bu küçük hile katlama süresini yarıya indirdi. Bak nasıl halloluyor. Ve bitti. Aa evet, ikinci partiyi unutmuşum.